kurye arkadaşımız bariyerlere çarparak üzerinden araba geçtiği söylendi ve tamamıyla hızla alakalı bir durum söz konusu. Yine aynı şekilde notların altında hızlı gelsin diye bir mesajı görünce kurye işten çıkarılma korkusu iyice baskı oluşturulduğundan dolayı bu sefer geç kalma korkusuyla paket hızlı götürüyor. İster istemez de böyle büyük kazalara, ölümlü kazalara sebep veriyor. Bugün, dün gece bize gelen mesajlarla biz bu sefer alt üst olduk. İster istemez çok kötü olduk. Yani 22 yaşında gencecik bir arkadaşımızı kaybettik. Şu anda ölümler o kadar fazla oluyor ki inanın bize şu anda isimlerini dahi bilemiyoruz artık. Yani o pozisyona geldik. Bunun için bir çözüm istiyoruz. Hız limitinin yani puanlama sisteminin kaldırılmasını istiyoruz. Ya gerekirse Türkiye çapında biz kontak kapatmaya gideceğiz. Böyle bir durum var. Bana en az ayda 3-4 tane ölümlü haber geliyor. Bana sadece İzmir çapında gelen bir haber bu 3-4 tane. Ve biz bunlara karşılık veremiyoruz. Yani o mezardan bu mezara gitmekten, kurye arkadaşlarımızı kaybetmekten, tanıdık kurye arkadaşlarımızı kaybetmekten biz artık çok üzüntü duyuyoruz. Yani istediğimiz halkın bize karşı duyarlı olması ve yarım saat süresi 10 dakikada gelsin, 15 dakikada gelsin. Eğer yapabiliyorlarsa evlerinde yemeklerini yapsınlar. Yarım saatte yemek yapabiliyorlarsa biz onu yapalım. Ama yarım saatte yemek yapamıyorlar. Biz bunu biliyoruz. Biz yani 45 dakikada getirdiğimiz zaman niye geç kaldı deyip bizi azarlamak yerine bir teşekkür istiyoruz. Bir güler yüz istiyoruz. Motorcu sektörü çok zor bir iş. Kolay yapılan bir meslek değil. Ve burada bir müşteriye hizmet vermek zorundayız. Ve bu hizmeti bizden çok hızlı bir sürede istiyorlar. Yani bu yemek şirketleri çıktığından beri hız limitleri biraz daha fazla arttı. Yani yavaş gitme gibi bir lüksümüz yok. Çünkü not alıyoruz biz oralardan. Yani hız limitini düşük verdiği zaman bu sefer iş yeriyle çalışma şeyimiz değişiyor. Sen neden yavaş götürüyorsun gibi bu takım sorunlar çıkıyor. Bu yemeğin bir hazırlanışı var, bir de çıkması var, bir de yolu var. Yağmur var, her türlü hava şartlarında gitmek zorunda kalıyorsun. Kadın olarak bir zorluğu yok yani. Bir meslekte zorluk yoktur. Severek yaptıktan sonra hiçbir zorluğu yok. Açıkçası ben motorda kendime güveniyorum ama bu sefer diğer taraftaki araçlılara güvenmiyorum. Yani trafikte de bir motosikletleri saymıyorlar. Bunu söyleyebilirim yani. Ve bir müşteriye gittiğimiz zaman bir bayan paketçi gördükleri zaman şaşırıyorlar. Bu bizim için daha ilginç oluyor, değişik oluyor. Hep erkek beklerken bir bayan paket getirmesi. Soğuk havalarda, karlı havalarda, yağmurlu havalarda tabii ister hani riske giriyoruz. Hani ben de istemem yani kaza hani hiç olmasın. Hani işimiz hizmet, gücümüz hizmet. Benim ailem var, 15 yaşında bir oğlum var. Allah bağışlasın. Yani sonucunda yani hizmet etmek zorundayız. Ne istiyorsunuz peki? Ya genellikle yani paket siparişlerinde müşterilerimizin fazla acele etmemelerini. Yani çünkü yani bizim de affedersiniz taşıdığımız bir can. Yani bu otoyollarda yani ana yollarda kuryelere yol vermeyen taksi şoförlerine şunu demek istiyorum. Sizin taşıdığınız cansa bizim de taşıdığımız candır. Müşteriler gereksiz sipariş veriyorlar. Onu da çok yapıyorlar. Bu sefer bir adresi 4 sefer gittiğimiz oluyor. Yanlış sipariş veriyorlar. Ondan sonra yani ürün soğansız, şu ürünsüz. Bu sefer de ne oluyor? Not düşmemiz için 4 sefer gittiğimiz için yani bunlarla çok karşılaşıyoruz yani. Bunlar hangi noktaya yani. Sık gidiyoruz? Tabii 4 sefer gidiyoruz. Müşteri de kötü niyetli yani. Bu zamanlar yapınca bu sefer ne oluyor? Kurye oraya 4 sefer gidiyor, İstimeri gidiyor. Bu sefer tabii yolda hız yapınca bu sefer kazalar oluyor yani. Yani herkes duyarlı olması istiyoruz yani. Vatandaşlarımız yani sipariş veren yani bu kuryeye ve iş yerine dalga geçerek sipariş veriyorlar. Yani ciddiyeti almıyorlar. Şimdi herkes emek davasında, herkes çoluk çocuğu sıkıntı için uğraşıyor. Ama dediğim gibi hiç kimse bunu kadiye almıyor. Yani puanlama olayını kaldıracaklar ya da 20 dakika 30 dakika süresini kaldıracaklar. Puan kazanacağız diye, hemen seri gideceğiz diye müşteri not veriyor. Notu güzel olsun diye hemen seri gidip geliyor motorcu. Bu açıdan da kaza yapıyorlar.